Assalomu alaykum, hurmatli ko'rmalar, Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Turkiyadagi Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka chetishlik Xitoy amaldorlari ustidan sudga arz sundi. Yer shari imomlar kengashi musulmonlarning Beijing Olimpikiga qatnashishini chekladi. Xitoy Olimpik orqali obrazini pardozlashga urinmoqda. Xitoy o'z tanarkachilarining majbur emgak orqali ishlab chiqarilgan kiyimlarni kiydiganligini jakarladi. Biotexnik sohasidagi tangdar korxonachi Beijing Olimpikini natsistlar davridagi Berlin Olimpikiga o'xshatdi. Töhpikar Uyg'ur ziyolisi Zaynura Aysa xonim olamdan o'tdi. To'g'ridan-to'g'ri xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. El Jazeera turning 4 yanvardagi xabar ko'ra, Xitoy hukumati tomonidan yig'ib olish lagerlariga solingan yoki yo'q deb aytilgan Uyg'urlarning Turkiyadagi urug' tuqqanlari Xitoyning Sharq Turkistondagi qirg'inchilik siyosatlariga yordam bergan va urug' tuqqanlarning ziyonkashlik uchrashida bevosita yoki vositalik rol o'ynagan 112 nafar Xitoy amaldori ustidan Turkiya bosh taftish mahkamasiga jinoiy ishlar arz sunilgan bo'lib, ustidan arz sunilganlar orasida Xitoy raisi Xi Jinping va Chin Chuanguo qatorliklari bor ekan. Mazkur davonning bosh advokati Guldan Sunmas bu vaqt shunday degan. Aslida xalqaro jinoiy ishlar soti allaqachon bu vaqt sot ichib bo'lish kerak edi. Lekin Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining a'zosi bo'lishqa, mazkur mexanizm ichida buni ro'yobga chiqarish mumkin emas. Lekin Turkiyaning qonunida universal sotlash huquqi e'tirof qilindi. Turkiya sud mahkamasi qiyin qistoq, irqiy qirg'inchilik, bosqinchilik va insoniyatga qarshi jinoyat qatorli qilmishlar ustidan shikoyat qila oladi va jinoyatchilarni sotlay oladi. Lekin Xitoy bilan Turkiyaning iqtisodiy va siyosiy munosabati yaqinlashayotgan bugungidek vaziyatda mazkur arzning Turkiya Adolat ministerlik tomonidan qabul qilindigan yoki qilinmaydiganligi hali ham aniq emas ekan. NTD Dornun 4 yanvardagi xabar ko'ra, Yarishari imomlar kengashi 30 dekabr bayonot e'lon qilib, musulmonlarni 2022 yillik qishliq olimpik qatnashish va uni ko'rishdan cheklagan. Hamda bu qarorni Xitoyning Uyg'urlar qilgan zulmi sababli chiqarganligini bildirgan. Yarishari imomlar kengashi dunyodagi barlik islomiy mazhablardagi diniy dohilarning tunji va eng cho'ng davlat talqigan hukumatsiz organi bo'lib, mazkur organning torbetida ko'rsatilishicha, uning dunyo miqyosida jami 1300 dan ko'proq a'zosi bor ekan. E'lon qilingan bayonotda mazkur organning raisi Imom Muhammad Baqir al-Budayri Beijing Olimpikini Uyg'urlarni qirg'in qilgan mustabid va zolim hokimiyatning manfaati uchun bevosita xizmat qildi degan. Bayonot yana Yarishari imomlar kengashi 2022 yillik Beijing Olimpikiga ishtirok qilish va musobaqalarni ko'rish harom deb hukm chiqardi deyilgan. Kishilik huquqini kuzatish tashkiloti to'g'ri 5 yanvar kishilik huquq tafsilotchiligi Olimpikning obrazini xunuklashtirdi. Tantarbiya orqali pardozlanish o'rinishlariga xotim berilgan vaqt yetib keldi mavzuli maqola e'lon qilib, dunyo miqyosida 2 milliard yaqin ko'rilmani bor qishliq Olimpikni Xitoyga o'xshash eg'ir kishilik huquq tafsilotchiligi sodir qilayotgan Mustabid davlat o'tkazilishining xato qaror ekanligini ta'kidlash bilan bir vaqtda Olimpik va dunyo lo'ng'isini talashib futbol musobaqasiga o'xshash xalqaro tantarbiya musobaqalari orqali o'zining razil obrazini pardozlash o'rinishining mustabid davlatlar doim qo'llanadigan metodga aylanib qolganligini bayon qilgan. Va buningga Rossiyaning 1980 yildagi Olimpik, shundaylar 2018 yildagi dunyo lo'ng'isi futbol musobaqasi orqali o'z obrazini pardozlaganligi, shundaylar bu jihatda belgilik yutuq qozonganligi misol qilib ko'rsatilgan. Janubi Xitoy Sergez Torning 7 yanvardagi xabariga ko'ra, Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan 2000 dan ortiq tantarbiya formasi Beijingdagi qishliq olimpik qatnashadigan Xitoy tanarkachilarga yetkazilgan. Sharq Turkistonning paxtasi va tögyungidan ishlab chiqarilgan palay, posma qatorliklarni o'z ichiga olgan mazkur yurishlik qishliq kiyimlarining rasmlari Qabon oyisidagi Yajo to'qimchilik shirkati tomonidan e'lon qilingan. Bu ishning Uyg'urlar chetishlik majbur emgak masalasi sababli Amerikada Uyg'ur majbur emgakining oldin olish qonuni ma'qullangandan keyin o'tirg'i chiqishi Xitoyning o'z qilmishlaridan nomus qilishning o'rniga Amerika boshliq g'arb dunyosi xiris qilayotganligining ifodasidir. Fox News 8 yanvardagi xabariga ko'ra, biotexnik sohasidagi ko'z ko'ringan yosh korxonachi. Shundaylar kitoblari New York vaqt kez tarafidan eng bozorlik kitoblar qatoriga kirgizilgan yozuvchi va siyosiy tahlilchi Vivek Ramaswamy Xitoyning kishilik huquq tafsilotchiliklariga qaramasdan o'tkazilish oldi turgan Beijing Olimpikini mablag' bilan qo'llagan shirkatlarni 200 nimichilik bilan ayblab, har qanday bir shirkat ijtimoiy adolat ko'ngil bo'lish bilmasligidan qat'iy nazar bu olimpikni qo'llamaslik kerak. Menimcha bu 1936 yildagi Berlin Olimpikining o'z ayni takrorlanishi.
Aynı çağda Nazi İslam mezkur olimpikten özünün Yahudilerga ve başka asallıklar kılan zulümlerini uyuşturduğun teşvikat borusu süpüte paydalanğan idi. Ve bu işi kargı kegen idi. Şu çağda mı olimpikini bayağı kılış çakırıqları boğan idi o, ama avaz koşkalarına ait az boğaşka, bu iş Nazi hakimiyetini yolluqlaştırgan idi. Növette Xitay'da mı dəl şunun oxşaş 201 batıdı. Bence biz hazır şahit bolup atkan Uyğurlar kılınan kabilikle Nazi hakimiyet devirdeki Kırmaniyadan kasılı en iğir kişilik hukuk cinayetler dur degen. Uzun yılların beri Türkiye'de istikamet kılıp atkan Uyğur ziyalisi Zeynura Eysa Hanım 2022 yılı 1. ayının 8. günü kesel sebeple İstanbul'da alemden ötti. Zeynura Eysa Hanım 1944 yılı Kaşkar'da doğulgan. Aksu'da çoğun boğulgan. 1965 yılı atalmış Şinjan Üniversitesi'ni bitirgen. Yaşlıq yıllarda şiiri icadiyat yolu kadem koygan ve bazı şiiri toplamlar neşir kılıngan. Arat yılının Mahmud Kaşkari namlıq romanını Türkçe'ye tercüme kılıp, 2006 yılı Türkiye'de neşir kıldırgan. Hacı Mirza Ait Kerim'nin Yusuf Has Hacip namlıq eserini Türkçe'ye tercüme kılıp, 2020 yılı neşir kıldırgan. Zeynura Eysa Hanım Uyğurlarının Türkiye'de tonuluşu için öz kalemi arkalık toxtavsız köreş kılgan inkılapçı ziyali bulup, icadiyatın sırt Xitay tajavuzçılarına karşı fikri ve teşvikat köreşleri arkalık, Uyğur yaşlarının cümleden Uyğur ayalarının inkılabi anga, köreşçalık rohiyi iki buluşu da başlamçılık rolünü tegistik ravişte cari kıldırgan. Merhumunun yatkan yeri cenneti bolsun. Amin. Haberlerimizi köyüne Allah'a rahmet. Görüşkü aman bulun Allah. Hayır, hoş. Allah'a emanet.